Yeni bir video günlüğüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi, ayın kaçı bilmiyorum, 20 küsür mü valla. Cumartesi neymiş? 26'sı. Aynen. 26 Aralık 2020. Saatimiz 11:30. Ben diyorum ki sizle beraber simit yapalım. Gelin kızımı kullanacağım. Beraber başlayalım. 300 gram su. 300 gram suyumuzu koyduktan sonra diyor ki 40 gram yaş maya. Ben bunun iki katını yapacağım. Çünkü bu tarifte 10 tane çıkıyor. Bize 10 tane yetmez. 20 tane yapacağım. Onun için ilk önce bir bölüm, sonra aynı şekilde bir bölüm daha yapacağım. 40 gram diyor. Ben buzlukta 5-5, o ilk korona zamanında dışarıda yaş maya bulamıyorduk. Onun için atıp böyle 5 gram 5 gram buzluğa koymuştum. Bunlardan şimdi içine 40 gram gelecek şekilde atalım. Evet, 40 gram yaş mayamızı koyduktan sonra 10 gram toz şeker diyor. Evet, 10 gram toz şekerimizden sonra kapağımızı kapatalım. Devam edelim. 2 dakika 37 derecede birinci ayarda karıştıralım. Evet, mayamızı karıştırdı. Şimdi içine 130 gram sıvı yağ ekleyeceğiz arkadaşlar. Yağımızı ekledikten sonra 750 gram un ekleyeceğiz. 750 gram undan sonra bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğiz. Tuzumuzdan sonra kapağımızı kapatıyoruz. Devam. 3 dakika 30 saniye hamur yoğurma ayarında yoğuracağız. Arkadaşlar bakın ne güzel yoğuruyor. Benim gelin kızım. Aferin sana. Evet, bitti. Arkadaşlar şimdi bu hamurumuzu hemen bir kaba boşaltalım. Sıcak bir ortamda dinlendirmeye başlayalım. Ben de hemen ikinci hamuru yapayım. Arkadaşlar 1 saat oldu. Maşallah hamurumuza çok güzel kapardı. Şimdi bunu simit şekline getirmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar ben bunları böyle kendimce kestim eşit parçalara. Şimdi buradan 2 tane alalım. Bunları şunu böyle uzun açalım, ikişer tane. Ondan sonra birbirine, bunların ikisini birbirine böyle kıvırıp simit şekli yapalım. İlk denemem gayet şirin gözüküyor. Böyle küçük küçük yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Sonra bunun üstüne pekmez sürüp susam serpeceğim. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında aşağı yukarı bir 25 yarım saat pişireceğim. Evet arkadaşlar, bir tepsi simidim 3 6 9 tane yaptım. Bunların normalinde komple pekmez suyuna batıracağız. Ama ben üstüne sürüp susam serpmeyi planladım. Çünkü susamım çok az. Onu dikkat etmeden başlamışım. Evet, şimdi böyle üstüne pekmezimizi, pekmez suyumuzu sürelim. Arkadaşlar ilk tepsiyi fırçayla sürdüm ama bunları normal batırdım. Bunun içine ilk tepsi fırında susamlarım sayılı. Ama olsun, güzel gözüküyor. Arkadaşlar böyle fakir simidi oldu bu. Susamsız. Burada kalan hamurlarımı da böyle ekmek kalıbına koydum. Bunlar güzel olacak. Bunları komple susama batırdım. Evet, bakalım. Valla arkadaşlar elimden bu geldi. Tadı güzel. Bize afiyet olsun. Sevgili arkadaşlar, sizinle bir püf noktası paylaşmak istiyorum. Böyle bir fıs fıs olan kabınızı alın. Bu Lenor'un, bilmiyorum, koku parçacıkları, koku taşları. Onlardan bunun içine dökün, birkaç tane karıştırın ve mis gibi bir oda kokusu elde edin arkadaşlar.
Arkadaşlar, dışarı çıktık. Köpeklerle bir saat yürüdüm. Ağzım dondu. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Ve ben diyorum ki çok kalori kaybettim. Ve sizlerle beraber mercimek köftesi yapalım. Başlayalım. Ne diyor? Maydanoz. Maydanozu atınız. Benim elimde buzlukta maydanoz vardı. Buzlukta da taze soğan. Onları kullanacağım. Dondurulmuş taze maydanoz, dondurulmuş taze soğan ve kuru soğan. Şimdi kapağımızı kapatalım ve bunları karıştıralım. Gelin kızım, çok güzel parçaladı. Bunları şimdi bir tabağa aktaralım. Evet. Bunları tabağa aktardıktan sonra 460 gram su ekleyelim. Suyumuzu ekledikten sonra 200 gram mercimek. Mercimekten sonra 30 gram biber salçası. Biber salçasından sonra bir tatlı kaşığı tuz. Tuzdan sonra kapağımızı kapatalım. 16 dakika 100 derecede ikinci ayarda pişirelim. Arkadaşlar, mercimeğimiz haşlandı. Şimdi içine 120 gram ince köftelik bulgur. Bende esmer bulgur var. Onunla yapacağım. Evet, bulguru ekledikten sonra tekrar kapağımızı kapatalım. Devam edelim. 2 dakika 2'de çevirelim. Arkadaşlar, 20 dakika dinlendirmeme söyledi. 20 dakika dinlendikten sonra bu maydanoz soğan karışımını içine dökeceğiz. Maydanoz karışımından sonra 30 gram memleketimizin Geyikli'nin zeytinyağı, 30 gram zeytinyağından sonra 30 gram limon suyu arkadaşlar. Limon suyu. Limon suyundan sonra kapağımızı kapatalım. Devam edelim. 30 saniye 4'te bir karıştıralım. Arkadaşlar, ben çekmeyi unuttum. Thermomix'te zaten yoğurmuştu her şeyi. Ondan sonra biraz yumuşak oldu. Yumuşak olmasının sebebi benim maydanozum, soğanım buzluktaydı ya, onun suyunu saldı tabi. Ama bir şekil oldu. Belki salçası da biraz az oldu ama tadı güzel olmuş. Biz şimdi bunu büyülü marullan filan yiyelim. Hadi bize afiyet olsun. Sevgili arkadaşlar, günaydın. Günlerden pazar. Saatimiz 13.48. Şimdi diyeceksiniz ki hayvanlar bile söz dinliyor. Bazı insanlarımız laftan anlamıyor. Biraz size çekim yapmak istiyorum. Hatta ben şöyle merdivene çıkayım. Pas gel buraya. Otur. Otur. El ver. El. El. Sıla gel buraya. Otur. El ver. El. Yat. Sıla yat. Pars. Yat. Yat. Hayır. Yat. Aferin. Hop, gel buraya. Sıla. Geç oraya. Otur. Sen de geç oraya. Otur orada. Bekle. Otur. Bak, otur. Bak. Bak, bekle. Bekle. Sıla. Sıla, gel buraya. Otur. Sen otur. Bekle orada. Otur.
Yat oraya. Yat. Sıla yat. Sıla. Söylemeden geliyor eşek ya. Nereye geliyorsun sen? He? Eşek. Tamam. Hadi buyurun. Gel bakayım. Gel. Gel buraya. Otur. Bekle. Bekle. Sıla gel. Otur. Sıla gel. Sen değil. Sıla gel. Otur oraya. Hayır. Hayır. Bak. Hadi. Gel. Gel sıla. Sen değil. Sen git oraya. Git oraya. Otur oraya. Otur. Bekle. Sıla gel. Gel sıla. Sıla. Bak çakala bak ya. Pers. Otur. Pers. Gel be. Otur. Yat. Yat. Pars. Yat. Sıla yat. Sıla. Hayır. 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 Pers. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Benim evlatlarımı. Akıllı akıllı söz dinliyorlar. Akıllı akıllı söz dinliyorlar. Akıllı akıllı söz dinliyor benim bunları. Yeni bir video gününde görüşmek üzere arkadaşlar. Burada videomu kapatayım. Yükleyeyim. Yarın pazartesi. Yeni bir iş günü. Hava acayip soğuk. Yani kar yağdı, yağacak. Hissedilen sözde -8'miş. Ama cidden soğuk yani. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki günlükte görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Saygı, sevgi ve selam.